Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu seriyi bugüne kadar neden yapmadık bilmiyorum. Ama hani bize yakışan bir seri olacaktır diye tahmin ediyorum. Hiç bilmiyor gibi yapma. Şeyde paylaştım sosyal medyada. Geldi oraya da dünya kadar şey geldi. İkonik otomobilleri, sadece o otomobilleri konuştuğumuz programlar yapacağız arkadaşlar. Sonu yok. Kaç tane olabilir bilmiyorum. Ama sizden talep geldikçe, bunu da konuşur musunuz dedikçe konuşacağımız bildiğimiz çok şey. Bildiğimiz kadarıyla konuşacağız işte. Yani bildiğimiz kadarıyla da test yıllıkların gelmiş, gördüm. Ne olur hani ne olmaz. Oradan hani şey gibi olacak, yap seç bunu konuş gibi bir şey olacak. Tabii tabii biraz öyle olacak. Geçen radyo programında da söyledim onu. Halit'le bir otomobille ilgili bir şey söylediğin zaman birden hani o filmlerde flashbackler falan vardır. Çak diye bir gider. Direkt hemen oraya gidiyor. O arabanın içine oturup öyle anlatıyor aslında. O aslında diyor, bilmem kaç beygir diyor, tork var. Onu durduramıyorsun, tamam mı? Bir düğmeye basmışsın. Aynayı düzeltiyor. Ama bazen şaşırıyor. Geçen vardı. Öyle camı açmaya çalıştı ama o araba kolluydu. Onu fark etmedi o. İkonik otomobilleri konuşalım ama birinci otomobil bence hazır Hakan abiyle bulmuşken Mazda'nın efsanesi MX-5 Miata'yla. Evet. Bence. Evet ya. Serinin evet. Başlangıcı bence o olmalı. Ki bu arada çok özür dilerim. Bize çok fazla şey geliyor. Hakan abinin arabasıyla niye bir test çekmiyorsunuz? Yürümeye başladı. Ama henüz daha emekleme aşamasında. Evet. Gerçekten yürüdüğünde o testi mutlaka çekeceğiz zaten. Değil mi? Yani şu anda bitmemiş bir tablo gibi üstündeki hani örtüyü kaldırmamam gerekiyor. Bitsin. Gerçekten çok güzel olacak o. Mazda MX-5 efsanesi. Sene 1989. Oradan buyurun top sizde. Yok onun öncesine gitmek gerekiyor. Şimdi. Yok onun öncesinde bu gidiyor. Bir dakika o zaman sen dur. Geriye gidecekse Halit gider. Geriye biz gidemeyiz. Geriye Halit gider. Sadece Halit, tek şey söyleyeyim. Halit Firavun'un otomobil zevkinden başlayayım. Mazda'nın bana göre en önemli özelliği ne biliyor musun? Otomobil gazetecilerini dinlemesi. Mazda MX-5'in fikir babası bir gazetecidir, Amerikalı. Bildiği fikir babası. İlk CX-5'in koltuk sertliğini ayarlayan da benim. Bu bir gerçek biliyorsun. Şimdi bak ama orada bir de cesaret gerekiyor. Gereken cesareti gösterebiliyor adamlar. Şimdi arkadaşlar vallahi bak CX-5'in ilk versiyonunun koltuk sertliğini benim önerimle ayarladılar. Ve bunu resmi olarak da bana ilettiler. Haberiniz olsun. Ya o zaman bir şey söyleyeceğim. Bugün hani üzerine alınmasın, alınacak olan varsa da ama alınacak olanlar zaten bizi izlemiyorlardır. Hani böyle otomobille ilgili yorum yapan bir şey paylaşan vesaireleri dediklerini dinleseler var ya bittik. Otomobil direksiyon arka tarafta, bagaj o tarafta falan gibi bir şey çıkar diye tahmin ediyorum yani. Direksiyon. Allah'tan iyi otomobil gazetecileri varmış zamanında. Ya var canım, hala var. Büyüğü geldi farkındayım. Hala vardır canım illaki öyle. Ben kötü herkesi yoktur, görmeyelim. Yoktur demedim ama gömdüklerim var tabii orada. Ya ben ölüyorum şu konuya girmeye bir müsaade edin. Şimdi olur. Biz de sokmamak için uğraşıyoruz. Şimdi biraz geriye gideceğim müsaade ederseniz. Estağfurullah. 1970'lerde dünya çok büyük bir petrol krizi gördü. İşte OPEC krizi dendi tabii. Buna vesaire. Otomobil tasarımı tamamen çöpe gitti. Çünkü o tarihe kadar çok şaşalı, çok güzel otomobiller yapılıyordu günlüğüne. Ama büyük. Büyük, güçlü, şudur budur. Sonra her şey ufalmaya başladı. Motor teknolojileri de değişti o yüzden. Ama işte geri gitti. Çünkü bildiklerini unutup baştan bir şeyler yapmaya başladılar. Daha enjeksiyon hikayeleri yol. Ha, böyle heyecan vermeyen. Heyecan vermeyen, gayet böyle yavan ekmek gibi bir takım. Fındık altı diye bir şey var abi. Ya. Fındık motor var ya. Ama 80'lere geldik. 80'lerde dünyanın en büyük otomobil piyasası Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünyanın, Amerika Birleşik Devletleri'ni de bir kenara koyalım. Dünyanın en büyük otomobil piyasası aslında Kaliforniya'dır. Tek başına Kaliforniya eyalet olarak. Şimdi değil artık. Tamam ama. O yıllardan. Şimdi oraya gittik oradan düşünüyoruz. Hani çok can sıkıcı, böyle ruhsuz bir takım aile otomobilleri üretilmeye başladı. Chrysler'ın meşhur şeyi, K serisi, hani baya baya böyle hani satın almasan da olur cinsinden şeylerdi bunlar. Bu dönemde, Halit Bey'in de çok güzel işaret ettiği gibi, küçük bir üretici olmasına rağmen Mazda etrafı dinlemeye başladı. Ne yapılabilir? Çünkü bir şekilde bir şirketin televizyon olsun, kot pantolon olsun ne yaparsa yapsın sattığı ürüne heyecan katabilmesi tabii. Gerekiyor. Bu çok önemli. Ve dünya o dönemde spor otomobillerden de uzaklaşmaya başlamıştı. Ve özellikle
küçük üstü açık spor otomobillerden tamamen kopmuştu. Başka dertler vardı çünkü. Ama burada bu büyük bir cesaret örneğidir. Japon mühendisler ve Japon üreticiler yaptıkları işten çok gurur duyarlar ve bunun kendilerine ait olmasını isterler. Mazda bu geleneği de kırdı. Çok önemli Amerikalı danışmanlar aldı bünyesine. Bob Hall. Evet. Ve dedi ki, bir dizi toplantı yapıldı. Dediler ki biz cesur bir platformda cesur bir otomobil yapıp bir parça gönülleri fethetmek istiyoruz. Ve bir akşam yemeğinde bir peçeteye çizilen çok önemli, yemek esnasında bir kağıt peçeteye çizilen bir eskiz var. Mazda MX-5'in hikayesi oradan başlıyor. Aynen öyle. Ve herkes bu eskize baktığı zaman aman yarabbim diyor. Yani bu göze çok güzel geliyor da bu olur mu, bu satılır mı, bu işe yarar mı, bu gerekli tepkiyi görür mü? Kısa bir sürede çok ciddi Ar-Ge ile Mazda MX-5'in platformunu geliştirdiler. Hedef burada iki kişilik aracı kullananın yolu hissedebileceği çok zevk veren, keyif veren bir otomobil üretmekti. Dediler ki Jimba Itai. Evet. Jimba Itai Japonca'da binicinin at ile olan birliği anlamına geliyor. Tek bir varlıkmışçasına hareket edebilmek anlamına geliyor. Turgut özellikle çok uzun konuşma, bıktık senden dedi. Onun için hızlı hızlı konuşup zaman yemeden anlatmaya daha benim anlatacaklarım var, dur. Burada bu aracın başarısız olma ihtimalini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Bunun için kendini çok kanıtlamış bir motor vardı Mazda'nın elinde. 323 GTX serisinde, rally aracıdır bu, kullanılan 1.6 litrelik üstten çift eksantrikli bir motor vardı. Bu motor yaklaşık o dönemde 400 beygir güç üretiyordu ve turboydu. Dediler ki üzerinden turboyu alalım. Bu zaten çok dayanıklı bir motor. Tasarımı çok iyi. Yıllarca dayanır. Bunu Mazda MX-5'in içine koyalım. Ama bunun turbosunu siz söküp çıkardığınız zaman geriye crankta 110 beygir, tekerleğe de 90 beygir aktarabilen 1.6 litrelik bir motor kaldı. Dediler ki arabayı hafif yapalım. 960 kilogramlık bir otomobil yaptılar. O dönemde Amerika'da üretilen otomobiller, samimi söylüyorum, 2 ton üzerinde. 2 ton ve üzeri. Siz... Çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Şimdi, çok heyecanlıyım, kusura bakma. Bu fikri veren bir Amerikalı. Evet. Amerika pazarını düşünüyorsun. Abi Amerikalılar onun içine nasıl sığdı? Küçücük bir bu masa kadar otomobil aslında bakarsan. Şimdi gerçekten bir nokta, yani ilk nesil Mazda MX-5 hani belirli ölçülerde olmanız gerekiyor. 1.85'ten uzunsanız vesaire vesaire çok zor sığıyor. Yani önce bunun üzerinde kalıyor kafan. Yani öyle bir otomobil o. Herkese göre değil. Aracın direksiyonu ayarlanmıyor. Tırın altından geçiyor. Tabii canım. Tabii de. Dorsenin altından geçiyor ya. Bak koltuk sadece ileri geri gidiyor manuel olarak. Bir de arkası şu kadarcık yapabiliyor. O da 7-8 santimdir en fazla oynayacağı yani. Ya oynadığı da bu kadar. Direksiyon hareket etmiyor hiçbir şey. Yani girip çıkarken de ama buna rağmen çok ciddi bir ilgi gördü bu araç. Çünkü arkasına da hiç şey olmasın diye, hani risk almayalım diye bulabildikleri en sağlam vites kutusunu taktılar. Ayıp olmasın diye az sayıda otomatiğini ürettiler. Ama 5 vites 1.6 litre motorla çok hafif olduğu için performansı hala şey olmayan, çok kötü olmayan ama yol tutuşu örümcek gibi olan ağırlık dağılımı %50-%50 mükemmel ağırlık dağılımlı şahane bir otomobil yaptılar. Görüntüsü sevimli, yolda kullanırken sizi memnun ediyor ve bir anda çok ciddi sayıda sipariş gelmeye başladı. Dediler ki biz bunu kimseyi ürkütmeden çok makul bir fiyat seviyesinde sunalım. 13.451 dolara bu arabayı 1989 sonunda 1990 model olarak lanse ettiler. Ve halk yığıldı acentelere. Ben de isterim diye. Çünkü o dönemde Amerikan ekonomisinde düşünecek olursak 13.451 dolar gerçekten şey değildi. 13.450 mi 14.000 yok 13.451 dolar. Çok büyük bir para değildi bir otomobil için. Çok makul bir şeydi. Zaten 3 kuruş peşinat verip takside bağlıyorsunuz. Neyiz? Şudur budur. İlginç tarafı şu ki sigorta şirketleri bu otomobile spor otomobil muamelesi yapmadılar. Bu önemli ama. Şimdi Audi TT Turbo'yu çıkardığı zaman ortalama sigorta gideri tüketici için ayda 800 dolarlara yaklaşıyordu yaşınız gençse.
Mazda MX-5'in, şimdi Amerika çok önemli bir belirleyici pazar bu iş için. Tabii. Her şeyi o belirliyor. Mazda MX-5 için ayda 120 dolar bandında kalıyordu sigorta. Şimdi bu çok önemli bir otomobili satmak için. Çünkü iki kişilik araç satıyorsunuz. Muhafazakar bir sigorta şeyinde, evreninde. Ama bunları yenebildi Mazda. O motor 400 beygir olsaydı o olmayacaktı. Onu orada... Güçten kurtardı. Corvette sayısını geçemeyeceklerdi ama evet. Corvette'den 30 kat fazla sattılar bu sayede. Corvette demişken Mazda bunu tasarlarken C4 Corvette'den bir takım konularda esinlendi. Hı-hı. Miata'yı Miata yapan çok önemli bir unsur vardır. Yol tutuşu. Tabii. Yol tutuşunu mükemmel hale getirmek için motor, şanzıman, diferansiyel. Şimdi bu kadarcık bir otomobilin en ağır şeyleri bunlar değil mi? Motor, şanzıman, diferansiyel bir araya bağladılar. PPF dedikleri alüminyum bir omurgayla bunları da kılçıklar şeyler üzerinde, kulaklar üzerinde yüzdürdüler. O koca kütle kendi başına birbirinin titreşimlerini sönümleyen, beraber çalışan şahane bir mekanik düzenek oldu. Ama siz onu değil, yolu hisseder olduğunuz arabada. Avantaj burada. Ama bunun aslında atası C4 Corvette'tir. Yani esinlendiklerini de açık açık söylüyorlar zaten. Çok heyecanlıyım. Ben çok şey anlatmak istiyorum. Kusura bakma. Biraz sen konuş. Evet, süren doldu. Ya hayır, çok şey anlatırım. Kusura bakmayın. Hayır, ben bu ikonik otomobilleri konuşalım dediğinde ikinizden de şu geldi. Yarımşar saatlik programlar yapalım. Evet. Aa, yalan. Büyük yalan söylüyorum. Bitti. Yok yok. Ya harbiden. Daha var, daha var. Çok çok şey MX-5 var. MX-5 tamam, biraz özel. Ona itirazım yok. Oradan sonrakiler yarım saat. Çünkü kere, konuşacağımız çok otomobil var. Şimdi bir kere Roadster ne demek onu söylemek lazım. Yani önemli olan nokta bu. İki kişilik üstü açık otomobillere Roadster denir. Kabriyo dört kişilikse kabriyodur. Ya da Amerikalılar convertible diyor onlara. Hı hı. Avrupa'da kabriyole diyenler de var. Falan. İzmirliler ne diyor diyecek. İzmir'de çiğdem diyorlar. Çiğdem diyorlar. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? At arabasından geliyor Roadster'de ya. Diğer birçok otomobil terimi gibi. Mesela şeyi atlamışlar bizim orada. Önde... Sizin orası süren, neresi? Manisa tarafı. Manisa. Yaz abi Manisa. 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 Bu araba iyi yokuş tutar mı? Yani sürücü ve yanında oturacak biri için yeri olan, arkada da karşılıklı ikişer ya da üçer kişinin oturduğu at arabaları vardır. Birik denir bunlara. İki tekerleklidir. Mesela öyle otomobil yapmamda üzülüyorum yani. İki tekerlekli. Hmm. Ya biz 14 yaparız gene atlarla beraber de. O tekerleklerin aynısı var gelmişi vardı. Aslında Land Rover Discovery'lerin eski versiyonları falan. Mesela yani güzel olmaz mı? Yani. MNS5 mesela. Ay falan diye. Şimdi dalgayı Manisa geçelim. Aslında Roadster'in ana vatanı diye bakarsan İngiltere'yi görürsün. Ha, Manisa değil miydi orası? Tabii ki İngiltere'yi görürsün. Daracıklar izliyorlar iki tarafı. B-Roads dedikleri. İki tarafı taş duvarlı vesaire. Yani, Triumph'lar bilmem neler şunlar bunlar. 50'lerde 60'larda kaynıyordu İngiltere Roadster'lerle. İtalyanlar da Alfa Spider'larla falan 67'de başladılar o işlere. Ya yılın 350 günü kapalı ve bulutlu ve hatta yağmurlu olan bir ülkede. Avrupa'da kabriyolar en çok kuzey ülkelerinde satılıyor. İşte onu diyorum yani. Çünkü o çok değişik. 5 dakika açıyor ya, tak açıyor üstüne Allah'ım güneş diye. Tabii o dünya var. D vitaminini alıyor, kapatıyor işte. Öyle. Ama Mazda MX-5'in ortaya çıktığı dönemlerde Roadster'ler bitmişti. Yani doğru düzgün ortada Roadster kalmamıştı. Pazarı yoktu. Yoktu işte onun için cesaret. Bitmişti. Büyük cesarettir. Ve Mazda MX-5 neyin kapısını açtı? Mercedes SLK, BMW Z3. MX-5'in başarısı üzerine gelmiştir o iki modelde. Amerikalılar yani, birkaç model denediler onun üstüne. Ya, hiçbir tutmadı. Önden çekiş yaptı adam üstü açık tutmaz arabayı. Tutmaz. Amerikalıları boş ver de. Onların çok iyi otomobil yaptığına dair tevatürlere inanmıyorum ben. Bir iki tane sadece. Kesinlikle. Hani Corvette'i ayrı tutarım bak gerçekten. Corvette başka bir şeydir. Avrupalılara en yakın spor otomobildir Corvette. Özellikle bazı jenerasyonlarında. Mazda MX-5. Tamam işte oraya geliyorum. Ya arkadaş arkası makas spor otomobil yaptılar adamlar son iki jenerasyona kadar. Ve... Ya bunu söyleyeceğim dur. Corvette dediğim bir Teksaslı'nın spor otomobil dendiğinde ufkunun nerelere kadar ancak uzanabildiğini ifade eden olsun. Şeydir ya. Önemlidir. Ben eksantriği içinde kamyon motoru konmuş makaslı bir arabadır. Viper'a gelmeyen bak. Yok, kamyon motoru deyince. 350 gerçek motorun da eksantriği içinde. Ya, ama yani kamyon motoru deyince Viper abi. O bildiğin kamyon motoru yani. Yalnız bir şey söyleyeyim, bu seri çok keyifli olacak. Gerçekten çok keyifli olacak. Çok heyecanlıyım ya. Şimdi bir kere hani Hakan da mutlaka hepsini kullanmıştır. Ben de hepsini kullandım şansıma. Hani bütün nesilleri kullandım. Bütün nesilleri arkadaşlar 4 nesli var. 4 nesil. 5.
Şu an 4'teyiz. Bayağıdır 4'teyiz bu arada. Normal, tabii canım. 2016'dan beri. Tabii bayağıdır işte. Normalde bitmiş olması gerekiyordu. Evet. Normalde o binek otomobillerin ömrü 6 ya da 7 yıldır. Fakat MX-5 tarihine baktığın zaman bayağı uzun ömürlü modeller yapıyor adamlar. Ve kimse de şikayetçi olmuyor bundan ha. Yok. Bak, bu arada İngiltere'de de çok iyi sattı Mazda. Bu arada seninki kaçıncı nesil? 1 mi? 2 mi? 2'nin A'sı. İkinin ilki. İlk NB. Benim yani şöyle, en kıymetli şimdi orada o. Orada tabii böyle literatür farklılıklarımız olabiliyor bazen Hakan'la. O makyajları da model yenilemesi gibi bazen söyleyebilir, şaşırmayın. A'nın makyajı var, B'nin makyajı var. Her otomobil ömrü boyunca bir ya da iki defa makyajlanır. Yani velhasıl kelam, yani birinci nesil MX-5 ya da Miata. Miata. Miata diye biliniyor. Ne demek Miata? Japonca bir anlamı vardır. Japonca bir anlamı vardır mutlaka değil mi? Ay şimdi dur ya, kilitlendim ben. Tamam, ben hatırlamasam da olur. Hakan hatırlamıyorsa ben hiç hatırlamadım. Yok bir dakika, Miata. Sen ne? Jimba Itai'yi hatırlıyorsun da. Jimba Itai'yi hatırlayan ne bileyim, Miata'yı da hatırlar dedim ama. Miata çok garip bir yerden İngilizce, geldi. İngilizce'de de Jimba Itai için oneness diye çevirirler. Ya bak şu an ne oluyor? Birlik. Burada ne oluyor biliyor musun? Miata, bir dakika, Miata bu demek abi. Tık 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 anında. Dur, Miata bir yerden geliyor. Unuttum, özür dilerim. Hakikaten tamam. Unuttum. Yani. Yazın abi. Heyecan mı? Tamam. Zaten yazdılar bile. Çoktan yazdılar bile. Yazdılar ya. Altta yorumları görebiliyorum. Rezil herif. Şimdi hani hakikaten otomobil dünyasında yok olmaya yüz tutmuş bir sınıfı tekrar canlandırdı MX-5. Yani bence büyük iş başardı. Ve bugüne kadar yani 4 nesil ya tamamı o reçeteden ayrılmadılar. Tasarım olarak değil belki, hani orayı bir kenara koyalım. Çünkü ilk 3 nesil aşağı yukarı birbirine benzer. Ki 3. nesil pek sevilmez MX-5 tutkunları tarafından. Köklerden biraz koptuğu düşünülür. Kullanım olarak da öyledir aslında. Biraz ama daha, bir parantez açacağım ben sonra ona. Daha böyle şişkodur o. Biraz daha konforludur filan. Ama 4. nesil öyle değil. 4. nesil köklere dönüştür bence. Kesin. Ama o reçeteyi bozmuyorlar. Bozmadılar. Evet, bozmuyorlar. O yüzden de ben de çok seviyorum. Yani ben 4. neslin hayranıyım. Hani diğerlerini de severim. Ama 4. nesil hani bence işin zirvesidir. Sürüş zevki anlamında söylüyorum hani bunu. Bu işin puristleri de var. Evet. Yani turist dediğimiz gerçekten hani saf olarak bunu ele alıp bütün çıkış noktasından başlayarak bu işi hayranlık duyup seven insanlar. Örnek. NA'yı tercih ederler. NA ile NB yani birinci ve ikinci nesil arasındaki en belirleyici fark hani otomobilden anlasanız da anlamasanız da birinci neslin farları açılır. İkinci neslin farları sabittir. Yani aradaki en belirgin ilk görüşte bileceğiniz aslında özelliği bu. Sadece birinci neslin kapaklı farları vardır. Doğru. Geri kalanların hepsi sabit açık fardır. Doğru. Bu arada bunu yayına alacağım ben. Öyle gibi görünüyor. Baksana tipe. Ya burada bizim bir sokak kedimiz var da bizi sahiplendi. Evet ya. Geldi böyle bize sarılmış garibim. Şefkat bayağı istiyor başka bir şey. Buratısı yayına geliyordur diye tahmin ediyorum. Geldi kendini sevdiriyor burada. Şefkat istiyor. Şimdi 80'li yıllarda otomobil üreticilerinin bir de çılgın bir maliyet kaygısı vardı. Bu maliyet kaygısı yüzünden araçların yüzde veremeyeceğim de ezici çoğunluğu önden çekiş yapılmaya başlandı. Tabii. Çünkü paketleme, üretim, şu her şey de çok daha ucuz ve kolay oluyor. Tüketim de daha düşük. Mazda özellikle ısrar etti. Hayır, bu spor otomobilin ruhuna sadık kalarak arkadan çekişli bir otomobil olacaktır diye. Bunu yaparken dediler süspansiyon. Önden çekişlilerin süspansiyonunda genellikle MacPherson stratları vardır. Bu ciddi şekilde maliyet düşüren bir adımdır. Hayır dediler, çift salıncak, her açısı ayarlanabilen, sürücünün yola hakim olabileceği bir süspansiyon tasarımı. İnanın fabrikadan çıktığı haliyle çok doyurucu, çok iyi yol tutan, frenleri çok iyi çalışan ve uzun yolda ya da şehir içinde işe gidip gelirken kullanırken de size çok keyif veren hoş bir tasarım çıktı ortaya. Ama lastiğe çok hassastır. Doğru. Ne demek o? Lastiğe çok hassastır. Abi MX-5'e uygun lastikler var, ebat olarak demiyorum. Bir de uymayan lastikler var. Aslında lastiğe çok hassastır derken bir parantez daha açmak gerekiyor. Lastik basıncına da çok hassastır.
Otomobil camiasında hep 32 PSI, 2 bar vesaire diye bilinir ya bu işler. Değil. Mazda MX-5'in birinci neslinde 26 PSI'dır. Fakat sonra bir takım testler ortaya koydu ki 26'yı 29 PSI'ya çıkarttığınızda bir parça daha lastik dişlerini açıyorsunuz ya, o ilk dönüş hareketi, o turning ya da bite derler, ilk yolu ısırma. Isırma. Çok daha anlık oluyor, daha çabuk cevap veren bir otomobil haline geliyor. Virajın apeksi ve çıkışlarında da bu dişlerin bir parça açılması size çok olumlu şeyler sağlıyor, geri bildirimler sağlıyor. Onun için her ne kadar bu araçların kapılarında 26 PSI yazıyorsa, bu otomobilleri birkaç yıl kullananlar hep 29 PSI kullanırlar. Birkaç yıl demişken, bir otomobilin ömrü genellikle taksitleriyle sınırlıdır. Hani 3 yıl, öyledir biliyorsunuz. 3 yıl taksit ödersiniz, otomobil biter, yenisini alırsınız ya da 5 yıldır. Ve bugün sokaklarda, caddelerde, dünyanın her yerinde 30 yaşında MX-5'ler var. Ve sahipleri ilk günkü heyecanlarıyla kullanıyorlar. Hatta öyle bir hale geldi ki bu. Benim bildiğim kadarıyla dünya otomobil üretimi tarihinde bir ilk yaşandı. Mazda'nın Hiroşima'daki fabrikası, bu araçlar Hiroşima'da üretildi. Bu 30 yaşındaki araçları kabul ediyor artık. Hmm. Alıyorlar, tekrar banta sokuyorlar. Ama bunu bir çekilişle yapıyorlar. Bir tabii, kriterleri evet. var onun. Sizin çok gurur duyduğunuz MX-5'iniz var. Mazda'yı arıyorsunuz, diyorsunuz ki böyle böyle. Sizin aracınızı tekrar banta sokup restore ediyorlar. Ve diğer taraftan gözleriniz yaşarıyor. Pırıl pırıl çıkıyor o araç. Bunu 30 yaşında araçlara yapıyorlar. Tamam, kabul. Bir dakika bak, onu burada Türkiye'de de yaptılar. Cidden yaptılar. Tarık Tunaloğlu'nun kulakları çınlasın. Oyağın eski, Oyak Renault'un eski genel müdürü. Klasik otomobil yarışlarına katılmak için bir Renault 2 topladılar. Ve bantta topladılar. Vay ay. Tabii. Ama bak şimdi bu çok... izole diyeceğimiz ya, çok tabii, tek başına tabii, tabii. Bir örnek. Ben de anlattım. Ben de servis edilirken Hyundai'yi banta soktum. 15 bin kilometre dedi. Bütün arızalarını söyledim. Banta aldılar arabayı. Efendim oğlum. başka bir seviye bu ya. Gel. Beni ısırmayacaksan gel. Sen de yayına gir artık işte. Heh. Bak. Tamam, gitmek istiyor. O kendi biliyor. O kendini sevdirmeye çalışıyor. O kadar. Peki ben bugün bir Miata almak istesem bulabiliyor muyum? Koleksiyonerlerinkiler hariç. Çok satılan böyle, evet her yerde Miata var değil mi? Mazda MX-5'in insan doğası üzerinde çok olumsuz bir etkisi var biliyorsunuz değil mi? Bencillik, bir alan satmak istemiyor. Gerçekten alan satmak istemiyor. Çok iyi otomobilleri olan insanlar, arkadaşlar, nedir senin bu tutkun? İşte hani git kendine yeni araba al diyorlar. Bazı durumlarda veriyorum anahtarı, yarım saat kullanıyorlar. Aman ya Rabbim diyorlar. O hakikaten insanın kanına giren ayrı bir otomobil keyif. Otomobil kullanma zevkini fark edebilen insanlar için MX-5 neredeyse rakipsizdir. Ulaşımı da, yani fiyat olarak ulaşması da kolay bir otomobil. Bakımı da kolay bir otomobil. Yakıt tüketimi de üzmüyor insanı. Çok güçlü olmadığı için seni çok fazla riske dağıtmıyor. Çünkü bazı otomobiller var. İşte 200 beygirler, 250 beygirler, arkasını tutmakta zorlanıyorsun. Doğru. Yağmurlu havada başına bela oluyor. Hani zorlanıyorsun otomobili kullanırken, mücadele etmek zorunda kalıyorsun. MX-5 öyle değil. Kötü koşullarda şahane hani bir otomobil. User friendly deniyor ya, kullanıcı dostu. Tabii. MX-5 öyle bir otomobil. Şimdi bundan daha süratli otomobiller var. Daha kısa kısa mesafede duranlar var. Daha iyi yol tutanlar var. Daha sessizi var. Her şey var. Hepsi ama daha iyisi var. Daha dertsizi yok. Evet. Yani bu çok önemli. Debriyajının değiştirilmesi çok gayet basit. Fren bakımının yapılması gayet basit. Motor bir şey olmuyor. Siz 100 bin kilometrede o trigger kayışını değiştirin. İki trigger kayışında da bir kere lütfen girin devri daim pompasını değiştirin. Yağını suyunu eksik etmeyin. İşte 30 yıldır kullanan hala böyle yani, gülümseyerek. Mazda motoru abi. Yani normalde zaten bozulmaz yani kolay kolay. Bir parantez açacağım demiştim. Müsaadenle. Şimdi NA ve NB modelleri çok beğenildi. Gerçekten kendisine büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. NC'ye geçtiğimiz zaman Mazda bir takım değişiklikler yaptı bunda. Bu Greenhouse ya da Beltline dediğimiz şu iki, ne Türkçe'de bilmiyorum, vallahi bilmiyorum onu. hani camın, özür dilerim, kapının camla buluştuğu çizgi. Bel altı diyor. Hani öyle diyorlar ya. Temizlik boyası, ben oradan biliyorum onu. Bir dakika, şimdi temizlik boyası. Bu programda bel altına girmiyoruz. gerçekten girmeyelim yani. O çizgi çok yüksektir NC'de. Onun için bir parça bir aracın içine düşüp kalmış hissi verir.
biraz teknemsi bir karakteri vardır. Şişmandır biraz. Böyle. Arkada çift salıncak yerine multilink dediğimiz çok kollu bir şey, süspansiyon tarzı denediler. Motoru da bu Mazda'nın efsane motorunu bir yere koyup Mazda ile Ford'un çok ciddi bir güçlü bir ilişkisi vardır. O ilişki kapsamında... Vardı. Ya ben şimdi o zamana göre şimdiki işte zamanda... Yanlış anlayabilir bazı arkadaşlar da o yüzden söylüyorum. Mazda'nın MZR motorunu getirip koydular. 2 litre, 165 beygir. Bu motorun en büyük özelliği krankının içinin boş olması, hafiflik yüzünden. İçi boş bir krankta siz çeşitli modifikasyonlar yapıp motoru artık pek fazla güçlendiremiyorsunuz. Bu söylediğim cümle çok tehlikeli. Neden biliyor musunuz? Bunun parantezini açarsak iki ayrı program çekeriz. Onun için bunu burada bu kadarla bırakmak ki istiyorum. O makine son derece yeterli performans sunan iyi bir makinedir ha. Doğru. Güzel makinedir yani. Hatta bir takım şirketler bir takım denemelerde bulundular. Supercharger, turbo denemeleri yapıldı. Gerek yok. Neyse. Bir de arkası daha oynak bir otomobildir C'ye. Ensine güçten dolayı. Çok talihsiz bir tarafı daha var Türkiye pazarı söz konusu olduğunda. Otomatik. Hep otomatik. Otomatik. Yani 4 litre otomatik. Bir tane, iki tane belki şey gelmiştir. Düz vites versiyonu. Var var. Düz vites geldi ama az, çok az çok geldi. Az. Çok az. Ama o otomobil düz vites olmalı zaten. Bir Roadster'ın ruhu düz vitestir yani. Düz vites olmalı yani. Bir spor otomobilde siz debriyajı manipüle edebilmelisiniz. Çok önemli. Ya artık Porsche'de bile yapamıyorsun. Neredeyse onlar bile bıraktılar manueli de. Hani bir 7 lira manuel yaptılar en son birkaç sene önce. Ama herkes artık otomatik alıyor. Yani ya zaten düz vitesinde de Porsche'nin debriyajı manipüle edemiyorsun. BMW M bile vazgeçti artık manuelden ya. Hayır, otomatiğe bak, dönüyor. Porsche'de vites. Sen debriyaj pedalına bastığın zaman gönderdiğin şey var ya senin. Tabii. Hidrolik sıvı. Aslında o hidrolik sıvı bir valfı açar. Direksiyon pompasından gelen yüksek basınçlı sıvının içeriye girmesi için bir modülasyon yapısı. O gider kavratır ya da bırakır debriyajı. Senin orada debriyajla direkt bir bağlantın dahi yok bu şeyde, senaryoda. Yani Porsche bunu çok garip bir yere götürdü. Onun için bir alt merkezi 650 dolara satılıyor. Mesela MX-5'in alt merkezi, samimi söylüyorum, güncel fiyatları da biliyorum Amerika'da dolar cinsinden. 7,5 dolarla 17 dolar arasında değişir. Bak aradaki farka bak. Anlatabiliyor muyum? Yani o... Alamadım bize... bir MX-5! Ya. Bizim Şahinler, Doğanlar için Mark bakkalda bile var bunun parçası. Ona dönmüş olay yani. Tabii farları pahalıdır az bulunduğu bu için. Bu gelmiş geçmiş en çok satılmış Roadster'dir. 1 milyona dedin üzerine çıktılar. Çok euro. Toplamda. Aradaki farkı da koyalım mı? Roadster değil. Yani o yıldız falan değil. Ne olur onu. Roadster. Roadster. Orada bir kelime türetme oyunu var. Speedster derler. Şeydir Speedster'ı o. Speedster'ı Opel kullanmıştı. Ya şimdi Speedster dediğimiz otomobil tamamen böyle yolda muha diye kullanmak için minicik camlı vesaire böyle içinde hiç şeyleri olmayan, lükse kaçan şeyler, halısı bile olmayan bazen. Şey tabii. Vites tertibatının boşta olduğu falan. Hani al arabayı kullan diyor. En güzel örneği de Porsche'nin ilk Speedster'ıdır işte. İşte 356'yı tarif etmeye çalışıyordum ben çaktırmadan. Göstereyim fotoğrafını, var bende. Beraber fotoğraf çekilmiştik. Turgut koyar canım ekrana şimdi, altta bir yerde vardır. Ya bizi kapatmıştır. Kurguyu ben yapıyorum zaten. Ne al işte. Hayır, Özlemcik Turgut... selam. Turgut Yüksekdağ patronumuz olduğu için Turgut'a söylüyorum. Ama ev sahibi diyelim. Şimdi MX-5 Speedster değildir, Roadster'dır. Roadster'dır. Yani hayatını yolu adamış bir otomobildir. Onun için benim var, ben de bakkala da giderken, yani onu bakkala giderken de kullanıyorum, uzun yola giderken de kullanıyorum. Başka bir şey kullanmak da istemiyorum açıkçası. Yani. Dur çok şey var konuşacak ya. Şimdi NC'de yani 3. nesilde biraz değişti reçete. Denediler, pişman oldular. İkinci neslin ve üçüncü neslin çıkış tarihlerini hatırlatır mısın? 98-2006. Şimdi sonra 2006'dan kaç yıl sonra çıkmış son nesil? 2015-2016. 2015 sonu, 2016. Hangi nesil kaç yıl üretilmiş bir söylesene toplamda. Yani birinci nesil şu kadar yıl. 98, 89, 98. Yani 9 sene. Ne ANB 15 İkincisi, yıl üretildi. 7 sene, üçüncüsü 8 sene. 2006-2014. Ve 2015'ten itibaren de... Bir dakika, orada bir şey var. Sen üretime başlama tarihlerini söylüyorsun. Çünkü piyasaya çıkış tarihleri değil. Bir yıl sonradır onlar genelde. Tamam, bir ay yani sonra. NC resmi olarak 2006 yılında evet piyasaya sunuldu. Fakat 2015 modeli de var.
2016'da NDI geldi. Tamam, yani onu söylüyorum. Tamam, işte 2015 var. Ben de onu tamam. söyledim. 2016'dan sonra da şey geldi. Son Şimdi nesil, son nesil. Nesil kaç yıldır üretilmiş oluyor? 7. Daha da üretilecek. Evet. Tabii. Temiz bir 3 senesi daha var onun. Ama çok satar. Biz geçen hafta yaptık sıfırını bir Ama tane. Çok güzel son nesil ya. Gerçekten çok güzel. Yani. İşte ona bir de premium seramik yaptın mı ne oluyor biliyor musun? Kırmızısı Yanıyor. Değil mi? Özel renk. Geçen gün yaptı. Aman içine düştüm ya. Yani. Ama ben çok keyif alıyorum öyle otomobilleri yaparken biliyor musun? Bak, eğleniyorum ben zaman, yani. Şimdi son nesli de biraz anlatalım. Onda çok tecrübemiz var. Ya son nesilde çok Mazda var. Hakikaten çok değişik ve çok cesur şeyler denedi. Bir kere motor bambaşka bir gezegenden geliyor. Şimdi aslında Türkiye'de 1.5 motorla satılmaya başlandı. NDI yani son nesil. İlk anda şey diyorsun, 1.5 atmosferik motor lan ne olacak bu spor araba falan. 130 beygir. Hani bir şey yok diye bakıyorsun. Abi öyle güzel bir şanzıman var ki üzerinde. Araba da öyle güzel hafif ki. Öyle güzel yürüyor ki. Vites. Ve öyle güzel bir akustik var ki egzozda. Ben onun dünya lansmanına şeye gitmiştik. Sen de gittin oraya. Barcelona taraflarına gittik. Arkada dağlarda çok güzel yollar vardır. Kanyonlar vardır filan. Böyle özellikle bir yer vardır. Çok lansman yapılıyor o yolda. Çok kullandım farkları bu arada. Böyle dağa doğru tırmanırken sağ taraf düz kayalıktır. Sol taraf aşağısı kanyondur. Hala fotoğrafları var bende. Evet. Katalunya dağları. Küçük şeylerden de geçersin. Tünellerden. Abi orada bir vites düşürüyorsun var ya. Anam egzoz sesi. Bak uzaktan biri dinlesin. Oha ne geliyor lan der. Bıı diye MX-5'e çıkıyorsun içeriden. Ama nefis yol tutuyor. Bak, nefis yürüyor. Bunu şeylere deneyelim. Beyler. Erzincan-Tunceli arası Pülümür deneyelim, Dağ yolunda. Deneyelim. Orada da 10-23 tane küçük çığ tüneli var. Nasıl güzel biliyor musun? Çığ tünellerin içinden geçiyoruz. Nasıl? Ya gurur duyduğum bir şey var onu söyleyeyim. Şimdi MX-5'in ND modelini Türkiye'de kullanan ilk sivil benim. Evet. Sivil. Yani gazeteci yani de olmayan. Hani. Gazeteciler her zaman birkaç ay öncesinden davet edilip kullandırılır. Yani verilir bu otomobil kendilerine. Ama Mazda çok sağ olsun beni İspanya'ya davet etti iki defa. Bir lansmanda, o zaman el sürülemiyordu araca. Çünkü statik fabrika, lansman deniyor yani ona. Statik lansman. Bir şey yapamazsın. Aracın ancak yanına gidebiliyorsun. Ama ikinci gittiğimde kapının önünde bütün navigasyonda rotası filan her şeyi aslan gibi belirlenmiş. Tasarımcısı da beraber miydi sizle? Buyurun dedi. Bütün fabrika oradaydı. Ben bütün fabrikayı bak, sorguya çektim orada. Bir tasarımcının bir otomobili anlatış şekli olarak baktığında hepsi böyle değişik cümleler söyler tamam mı? Bir çizgiyi anlatırsan 15 dakika lan çizgi dersin filan. Hani. Görmemişindir ya, ama yani. Ama bu MD'yi tasarlayan ekipten bir Japon tasarımcı dış tasarımdan sorumlu. Abi bir güzel anlattı. Öyle yerlere çekti ki işi. Ya böyle hikaye dinler gibi dinledik adamı mesela. Olağanüstüydü. Bu arada şanzımanın konumu yüzünden içerideki bombeler falanlar filanlar biliyorsun. Sağ yolcu tarafında bir bombesi vardır. Ya şimdi geleneksel olarak emme... Sığdıramamışlar. Motorun emme tarafı sağ taraf, egzoz tarafı sol taraftır. Bu yeni nesil Skyactiv motorda ters. Egzoz öbür tarafta. Ya, onun geçişi için o... Şeyde sağ tarafta şöyle bir çıkıntı gerekiyor. Herkes onu merak ediyor. Bunun içinde ne var? Dolayısıyla egzoz geçiyor orada. Arabanın iç mekanı simetrik değil. Değil. Ya normalde olmaz o yani. Normalde olmaz. Yani aynı paspastan iki tane kesip koyamazsın. Koyamıyorsun. Abi. Anlatabildim mi? Yani çok fark var. Tamam şimdi anladım. Bizim işimiz o ya. Bak ben paspas satacağım ya. Olmadı. Yalnız neydi o kırmızı ya geçen gün? Güzeldi değil mi? Ama iyi yaptık değil mi? Ya onu da söyleyeyim. Çok yakın bir arkadaşımın. Kanına girdim ben. İyi yaptın. Bülent diye bir arkadaşım var. Hakikaten kanına girdim. Yıllar sonra adam arabasını götürüp sattı. MX-5 aldı. MX-5 aldı. RF aldı bir tane. Bu arada RF'i de anlatmak lazım tabii. Mutlaka anlatmak lazım. Kırmızı ama kırmızının çok güzel bir tonu. Özel benim renk. Instagram hesabımda var bu arada. Ekstra renktir o. Özel renktir. Ondan sonra da bu aracı aldık biz getirdik. Daha üzerinde böyle 73 kilometre varken ya da her neyse. Eti senin, kemiği benim diye Bülent Turgut'a teslim etti. İki gün sonra beni aradı Turgut, aracı alabilirsiniz diye. Gittik alamıyoruz. Alınmaz o araç. O içine düşersin, çıkamazsın. Yani gerçekten. Şimdi bunun halde ben bunu sokağa mı çıkaracağım? Vallahi olmaz diye. Olmaz canım. İçine düşersin, çıkamazsın diye bakıyorsun. Yanına gidemiyorsun arabanın. O kadar sanat eseri ya. Çok güzel. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Premium seramik kaplama diye en üst segment var orada. Buna bu yakışır.
Onun özelliği şey, boyanın pigmentlerinde büyüteç etkisi yapıyor. Ha. Tamam. Rengi doygunluğunu arttırıyor rengi. Dokunamadım ya. Hakikaten böyle hani elim böyle girecek içine. Ve çok enteresan değil mi? Mesela kılcal çizik falan oldu değil mi? Aracın üzerinde kılcal çizik oldu. Abi kettle'da suyu ısıt, dök arabanın üzerine, çizik yok. Hop. Topluyor, doldum, devam ediyor. Özür dileyerek şu konuyu açmanı rica ediyorum. Çünkü o konuya inanmayanlar var. Deneyelim. İnanmayan, İnanmayan gelsin. İnanmayan gelsin. Burada. Mesela bulaşık teliyle çizebilir miyim arabayı? Bulaşık teliyle çizersen ısıtarak düzeltebilirsin. Ama anahtarla kazıtsan yapabileceğin bir şey yok. Ama yok canım, arabayı kılcal çizik. Bak, yani. Kılcal çizik. Kılcal çizik. Altını çiz. Sıcak, mesela çok ya, sıcak suya da gerek yok. Yazın zaten sıcakta o, yine genişliyor, yine topluyor. Kendi kendini yenileyebilen bir sistem. Self-healing dedikleri zaten o. Yani kendi kendini yenileyebiliyor. Self-healing. Çok iyiymiş. Gerçekten. Ya bak, vallahi ben bunu bilmiyordum. Çünkü şunu da söylememe müsaade edin lütfen. Üzerinde çok az kilometre olan, yeni alınmış bir otomobili geldik sana teslim ettik. Ne dedin sen? Bunun üzerine dünya kadar kılcal çizik vardı dedin. Gösterdim hatta. Bir otomobilin yeni olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ben seneler önce bununla ilgili bir yazı yazdım. Sıfır diye aldığınız otomobil aslında sıfır değil diye. Hı hı. Olay oldu. 4-5 yerde de yayınlandı bu sonra. Neden öyle dedim? Otomobilin banttan çıktığı tarihle sizin marşa bastığınız tarih arasında yaklaşık bir aydan altı aya, bir seneye kadar süre var. Ve bu sürenin tamamında bu otomobil dışarıda. En iyi ihtimalle birkaç hafta ve hep, var. Hep bir dışarıda. Ay, bir ay tabii. Ve hep dış etkene maruz kalıyor. Toz, rüzgar, kedi. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Showroom'dan araba alıyorsan, bir de showroom'daysa o araba, her gün bir tane çocuğun eline bez veriyorlar, sen bunu sil evladım diye. Araba çizik içinde. Çünkü o tozu siliyor. Onu bir hani özel kimyasalı vesairesi var ama hiç öyle bir şey kullanmadıkları için. Sonra bakıyorlar, diyorlar ki ulan bu araba çizik içinde. Size böyle bir tane boya koruma hediye edelim. Tamam. Ama boya koruma dedikleri de aslında boya koruma değil. Pastacılı. Yok be, silikonlu bir yağ sürüyorlar. Aha. Araba kapıdan nasıl çıkıyor? Yanıyor. Yani ışıl ışıl. İşte kapıdan çıkıyor ama. Kapıdan çıkıyor. Bizden çıktı, geçmiş olsun. Ya bir kere yağmur yağıyor, iki kere yağmur yağıyor. Ya da bir yere yıkamaya gidiyor. Hepsi gidiyor. Bir gidiyor, diyorsun ki lan arabayı yıkamaya getirdim, çizik içinde bıraktınız diye. İş bir de bize patladığı da oluyor. Sıfır arabamı çizdiler diye şikayet var. Ya diyoruz ki bizlik bir durum yok. Ben ünlü bir şarkıcıyla mahkemelik oluyordum o yüzden. Ondan sonra size de mahkeme vereceğim dedik. Elinden geleni dedim ardına koyma. Ver. Şey, Celine Dion da getiriyor arabasını buraya. Ya. Sonra aynı arabayı dedim ki dedim getirin ben çözeceğim dedi ki hayatta bir daha size araba getirmem dedi. Bizde araba ilk atmış. Aynı yere gitti bir daha boya koruma yaptırdı. Dedim numaramı kaydedin beni arayacaksınız. 20 gün sonra bana dedi ki bu araba gene aynı oldu. Yeah. Dedim ki bakın mantığı bu. Bu arabayı çiziyorlar. Sonra o çizin üstünü yağ ile kapatıp geri gönderiyorlar sizi. Ucuz makyaj. Tabii. Sonra bir iki kere yıkadın mı o yıkamada kime gittiyse ona patlıyor zaten iş. Oysa işin özü o değil. Yalnız burada çekim yaparken benim aracım da yıkandı bir keresinde. Sonra dedim ki Turgut'cum benim ciddi bir şikayetim var. Hayrola dedi. Dedim benim arabam dört kapıydı sıcak suyla yıkamış. Çekmiş bu beni. Dedim niye sıcak su? Neyse. Neyse biz kendi işimizde çok otokalap anlatmıyoruz. İnanmadım. Bak hayır ben burada konuyu Mazda MX-5'e geri çekmeye çalışıyorum. Ben de Aref demeye çalışıyorum. Hadi de. Hadi Aref anlat toparlayalım daha çok araba anlatacağız biz. MX-5'in son neslinin bir diğer özelliği daha önce hiç yapılmamış bir gövde tipini de sundu. Yani iki tane MX-5 var şu anda piyasada gövde olarak. Bir tanesi geleneksel roadster. Yani arkana böyle elini uzatıp tak diye tenteyi kapatabildiğin klasik roadster. Ve bir de Aref diye aslında T-top'lara falan da benzeyen. Şimdi böyle. NC'de bir PRHT denediler ya, Power Retractable Hardtop. Ama o gidip saklanıyordu o içeriye. O gene normaldi yani. Burada kalıcı bir yapı var Aref'te aracın burada üstünde. Burada C sütunu sabit yukarıya kadar. Tabii. Dolayısıyla aslına bakarsan burulma direncini de arttıran bir özellik. Yolda üstü açıkken de çok rahatsınız. Tabii içeriye giren rüzgar daha az. Tabii biraz daha ağır otomobil ister istemez. Çok ama yakışıklı görünüyor. Ama yine de hafif bir otomobil. Ama yakışıklı görünüyor. Çok farklı görünüyor. Çok değişik bir görüntüsü var. Yani. Ama benim için bir otomobil içindeki müzik sistemi ya da işte navigasyon sistemi ya da işte koltuğun ısınıp ısınmadığı vesaire değil. Benim için bir otomobil yolda sana ne kadar keyif veriyor, nasıl yol tutuyor, bir viraja girerken aman Allah'ım mı diyorsun yoksa o iyi ki viraj bak, varmış mı kaç diyorsun. Kaç tane otomobille ben Körfez pistinde tur attım hatırlamıyorum. Aa tabii. Ha, vallahi hatırlamıyorum. En zevk aldığım arabadır MX-5. Dördüncü nesil, son nesil, şu anda satılan nesil. İki taraftan hoşuma gidiyor benim. Birincisi gücünü sonuna kadar kullanabildiğim bir otomobil. Evet.
Yani bütün potansiyelini kullanabiliyorum pistte. Yani bitiyor. Hani daha üstü yok zaten. Yani o otomobilin bütün yeteneğini kullanabiliyorum sonuna kadar. Ve bir de çok zevkli abi. Yani ne yaparsan yap. Çok zevkli. Çok büyük keyif veriyor ve bunun faturası çok yüksek değil işte. Değil, hiç değil. Çünkü satılan yani bir takım egzotik otomobiller var. Fiyatlarını gördüğün zaman hayır bu olmaz diyorsun. Mazda NX5 siparişleri için aşağıya link bırakıyorum arkadaşlar. Bu arada 30. yıl özel versiyonu da geldi Türkiye'ye. Onlar 2 litre motorluydu. Çok az sayıda geldi. Bunu da bir 6 söyleyeyim. Tane geldi Türkiye'ye. Ve turuncuydu onların rengi. Yolda turuncu bir MX5 görürseniz ACTR yani otoklap rengi o çok bulaşmayın onlar 2 litre. 2 litrenin Skyactiv X mi? Evet. X değil. Skyactiv. CX5'lerdeki 6'lardaki. 184 beygir onlar. Yani o bayağı canınızı okur onlara pek yanaşmayın yani. Ve onu çok rahat çok güzel aktarabiliyor yere. Evet. Yani güzelliği orada onun zaten. Çok güzel, çok güzel çalışılmış araba ama. Çok güzel anlatıyorsunuz yalnız farkında mısınız? Şu var. Biz yani... de bir de beraber de bindik MX5'e. Çünkü yaşıyorsunuz ha farkı. Ben böyle seyrediyorum. Yani ekranla bayağı seyreder. MX5 kulübüyle pistte bir aktivite yapmıştık. Evet. Ne güzel arabalar geldi biliyor musun? Yani renk renk yine böyle filan. Ve biz onlara pistte bir parkur yaptık. Çok hızlanamayacakları ama otomobilin bütün yeteneklerini görecekleri. Öncesinde de biz çıkıyorduk hani ben çıkmaya zaten şey atıyor yani tamam gel abi ben çıkalım abi şeklinde. Bahane aradı. Ne kadar tur atsam kârdır kafasındayım ben çünkü orada. Hakan'la da yaptık o turları işte. Yine yapsak ya. Yapalım. Böyle bir MX5 partisi. Ama o günün en önemli dersi nedir biliyor musun? 400 küsür beygirlik otomobiller geldi. Ve çok sayıda 135 beygirlik 1.5 litre MX5'ler vardı. Sıralamaya baktığın zaman ilk 5 hep 1.5 MX5'ti. Çılgın kullanılabiliyor çünkü otomobil. Çünkü otomobilin gücü fazla değil ama o fazla olmayan gücü sonuna kadar kullanıyorsun. Kaymıyor, etmiyor. Büyük bir yanlış yapmazsan. Diğerleri otomobilin gücünü yere aktarmak için çırpınırken vakit kaybediyorlar. Dönüyor çünkü. Tabii sürekli boğuşuyor. Ha, o da zevkli. Ona bir şey demiyorum. Ama tabii pist rekoru bizdeydi. Bir dakika. İlk gün ikinci geldim. Ve aşağı yukarı böyle 0.4-0.6 saniyelerle falan ama ikinci evet. Geldim ilk gün. İkinci gün birlikte çıkıp 2 tur attık. Sen bana Pirelli virajında benim o Apex'e 3 metreyle kaçırdığımı evet. Bana göster. Ben aa dedim orada. Halit Bey kullanıyor. Ben yandayım. Aa dedim burası mı? Tabii dedi. Çıktım onu yaptım birinci geldi. 74 Arak çıktı o gün pistte birinci geldi. Bittikten sonra Sivri geçen de bana yaptı aynısını. Ben diyor kaç 3 saniye fark attı bana bir yerde. Ama sonra baktım o şeye o foto finişe hızlanarak geliyor. Ben oradan yok kalkıyormuşum. Be, ya gördüm ben ya. Onu. Hiçbir şey bana bunu anlatamaz. Bak. Yok, ama eşinin en güzel tarafı starta hızlanarak geliyor. Ben oradan kafayı oraya sıfırlayayım. Öncesinde görüntüleri çektik. Hani biz tur atıyoruz. Ekranda içeride oynuyor. Sonra diğer derecelerle kıyas bizim aklımıza şey gelmedi. Hani attığımız turun saniyesini tutma aklımıza gelmedi. Sonra sürüş videosundan süreye baktık. Tabii bayağı fark var. 6 saniye falan fark atmışlar. Beyler otomobilin hani doğru kullanılması ya da işte pistte daha verimli kullanılması konusunda çok garip bir yerden bir örnek vermek istiyorum. Frank Sinatra çok meşhurdur. Dünyanın her yerinde bilinir. Müziği çok kendine özgüdür. Bir husus vardır Frank Sinatra hakkında, müziğinin telif hakkı çok pahalıdır, çok yüksektir. Siz bir yerde kullanmak istiyorsunuz, size notaları gönderirler dosya halinde, üzerinde bütün talimatları da vardır. Hani işte Allegro, Andante vesaire her şeyi vardır. Siz bunu orkestraya dağıtırsınız, hadi beyler dersiniz, başlarsınız çalmaya tutmaz. Olmaz. Ne o sesi verir, ne o ruhu verir, hiçbir şeyi vermez, o kupkuru bir müzik olarak kalır orada. Ondan sonra tabii çaresiz kalırsınız. Adamlara dersiniz ki bana üzerinde vokal olmayan kaydı gönder ya da vokalli kaydı yani telif hakkını. Onun telif hakkı çok daha yüksektir. Siz hazırını alır çalarsınız. Mecbur kalırsınız bunu yapmaya. Şimdi otomobilde de koltuğun yeri belli, direksiyonun yeri belli, vites kolunun yeri belli, pedallar belli değil mi? Siz çıkıyorsunuz bir viraj var nerede döneceğinizi biliyorsunuz ya da bildiğinizi zannediyorsunuz. Hangi noktada gaza basacağınızı bildiğinizi zannediyorsunuz. Frank Sinatra'nın kendine özgü müziği gibi. Bunu çok iyi özümsemiş olmak lazım doğru icra edebilmek için. Herkes direksiyon çeviriyor. Herkes gaza basıyor. Ama gerçekten bunu doğru icra etmek için onu özümsemiş olmak lazım. O zaman her şey birbiri ardına çok anlamlı bir şekilde diziliyor. Siz
hem yakıtınızı az tüketiyorsunuz, hem arabayı az yoruyorsunuz, hem lastikleri daha az yıpratıyorsunuz, tabii, hem de daha iyi sürede bunu yapabiliyorsunuz. O ayrı bir şey. Dedim farklı bir yerden örnek vereceğim diye. Güzel. Ve çok güzel anlattın yani. Rica ederim. Çok güzel anlattın. Ben bu bölümü kesip kullanırım bile. Güzel. Söyleyeyim yani. Çünkü çok şiir gibi oldu orası. Estağfurullah. Yani sonuç itibariyle bir MX-5 günü daha yapıyoruz değil mi pistte? kesinlikle yapacağız. Benim aracım hazır olsun. Ha, bu arada bütün dünyada yapılan çok... Pasta keselim sana orada. Pasta kesme töreni. Ben pasta severim yani. Pasta keseceğiz pasta o zaman. Kesme. Aa, çok güzel. MX-5 pastası bak. Pastanın şekli bile belli şu anda. Tabii net. Yanlış bir şey söylersem lütfen beni düzelt. Çünkü gerçekten bu konuda otoritesin ama geçtiğimiz aşağı yukarı 15, 20 hatta 30 yıl içinde çok çeşitli sıralamalar yapıldı. Dünyanın en iyi otomobilleri şunlar bunlar diye. Ve akıl böyle yani dudak uçuklatan neler var. Tabii. Mazda MX-5 hepsinde ilk üçün içinde gördüm tabii, ben. Tabii. Yani ikonik otomobil deyince tüm dünyada MX-5 ya da Miata mutlaka sayılır. Bak yani, mutlaka. Halkın satın alabileceği seviyelerde satılan 1000 kiloluk minnacık bir otomobil kalkıyor. Büyük devlerin dünyasında ilk üçe giriyor ve nanik yapıyor. Hani ben buradayım, nanik yapıyor aşağıdakilere. O çok önemli bir şey. Demek ki bunun bu kadar övgünün, bu kadar hayranlığın, bu kadar sadık bir izleyici ve kullanıcı kitlesinin bir anlamı var. Halk, sanatta bir şey vardır ya, yaptığın iş halkta karşılığını bulur. Şimdi halkta karşılığını tam örtüşmüş o. Tabii. Tamam, bu tam örtüşmüş. Şimdi örnek vereyim, mesela Cüneyt Arkın'ı çok severim ben. Ama birçok eski film, lan bunu nasıl çekmişler falan diyorsun, tamam mı? Konu çok dandik. Çok böyle, lan adam her şeyi yapmış ama. Abi Cüneyt Arkın ya, yani baktığı zaman totalde Cüneyt Arkın var diye o surdan atlamayı 20 kere falan izliyor. Ama Cüneyt ya, Arkın abi bu. Ama adamcağız tamam her yerinde kırdı biliyorsun. Evet. Tamam da o filmleri çekmeden önce sirke gidip oradaki işte, akrobatlardan eğitim almış adam. Zaten ya. Yani bak, bakar mısın güzelliğe? Yansıttığı şey bu zaten. Onun dışındaki birçok aktör de o dönemde işte oradan atladı, buradan atladı, kovboy oldu. Olmadı. Bir tek Cüneyt Arkın oldu. Çünkü yaptığı şeyin karşılığını örtüştürdü. Dedim adam ki, inanmış ben, ya. Evet. O yüzden çok büyük bir aktördür be. Bir tek şu dünyayı kurtaran adamı çekmeyeydi iyiydi ama. Bir şey söyleyeyim mi? O artık kendi başına bir şey... Kült bir film ama kendi başına ikonik bir örnek oldu. Örnek olarak dünya ben, çapında örnek verildi. Kaç kere izlediğimi biliyor musun? Amerika'da falan yapılan bu tip listelerde abi, var yani. Ben onu 4 defa izledim. 19 farklı filmden de sahne var orada. Ne yapsın? Ya diyor ki bak, ben yoklukta bile bunu yapabiliyorum. Bu çok çok özel bir şey bu ya. Ya peluş sarmışlar adamlara. Evet. Bir önceki sahnede dövdüğü adama peluş sarmış. O uzaylı olmuş ya. Tabii aşağıya yazıyorlar. Yaratıcılığın sonu. Abi Miata'dan peluşa ne ara geldiniz siz? Biz onu çözemedik. Dur köfte yiyeceğiz. Daha köfte yiyecektik ya. Hay Allah ya. Yalnız Miata'nın şöyle olumsuz bir tarafı var. Eşimle birlikte bizim Bodrum'da bir toplantıya gitmemiz gerekiyordu. Yani önemli bir toplantı var. Benim eşim gerçekten dünya çapında çok önemli bir tercüman. Samimi söylüyorum, simultane tercümandır. Ve çok önemli bir toplantıya gideceğiz. İstanbul-Bodrum arası 720 ya da 740 kilometredir. Şey. Hangi semtten çıktığına bağlı olarak. 2700 kilometre tuttu yol. Bu arabanın böyle bir bela tarafı var. Biz o yolu, yani aklı olan bir yolu böyle gidiyor değil mi? Evet. Biz hayır böyle gittik o yolu. Biz Ilıca'da denize girip işte mısır yiyorduk. Ege'nin köylerinden birinde bir düğüne tesadüf ettik. Bir yerde bugün artık bulamayacağım bir uçurumun tepesinde bir çay içtim, onu unutamam. Ama o uçurum neredeydi bilmiyorum çünkü böyle gidiyoruz. Tabii. 2700 kilometre tuttu İstanbul-Bodrum. 2,5 gün mü, 3 gün mü ne sürdü? Allah'tan acil değil toplantı. Evet ya. Yani acil toplantıya gelin demediler, biz öyle gittik. Yani öyle bir tarafı var, adama bunu yaptırıyor. Sapıyor. Bizim aslında programlar da hep böyle, biz konudan bir sapıyoruz. Tali yok. Devamlı tali ya yok. Ya velhasıl arkadaşlar, imkanınız varsa bir MX-5 kullanın. Alabilir misiniz bilmiyorum. Ama hayır. Yani. Kullanma şansınız olursa anlayacaksınız bu anlattıklarımızın eşinizde, ne olduğunu. Eşinizde, dostunuzda, şunda bunda varsa rica edin bir yarım saat kullanın. Gerçekten. Evet. Böyle gaza sonuna kadar basıp yapmanız gerekmiyor. Tın tın kullanın. Yani roadsterler hızlı gitmek için değil,
keyifli viraj dönmek içindir. Ve momentum yönetimi. İşte virajda da onu yapıyorsun zaten. İkonik otomobiller bir serisinin sonuna geldik. Ve söz verdiğimiz gibi programı 30 dakikada bitirip konuyu topluyoruz. Uranüs yarım saat yalnızsın ki. Dünya değil. Kaç? 50, ne? 50 dakika yakışır mı lan bize? Devam. Devam. 50 dakika ne abi ya? 50 dakika mı olmuştu? Bu ne ya? Küfür yiyeceğiz. Durun ben size daha neler anlatırım. arkadaşlar. Çok pardon, özür dilerim. Ay. Ha bu arada MX-5'in elektriklisi de yapılır mı bir gün, çok merak ediyorum. Zaten NE, şimdi NAB, NB, NC, ND diye geldi. NE doğal elektrik. Olarak herkes NE bekliyor. Şimdi hem E'ye denk geliyor, hem elektriğin E'si vesaire ya, bu konuda çok ciddi spekülasyon var. Piyasada spekülatif bir takım eskizler ve tasarımlar dolaşıyor. O yüzden attım konuyu. Aslında bak tamam. Tamam Allah. Aslında 15 dakika. Bak şimdi, rahat şimdi. NA ve NB modelleri özellikle otomobillerin ve kaynakların bol bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde çok farklı kılıklara büründürülüyor. Burada yapılan en bence güzel bu modifikasyonlardan biri, aracın altını alıyorsunuz. Yani subframe'le. Evet. Alt diyelim. Ön şase, arka şase ikisini alıyorsunuz bunların. Arayı örüyorsunuz ya da sizin için örülmüşü var, bir şirket var satıyor bunları. Yepyeni bir şase yapıyorsunuz buna. Üstüne de fiberglass bir gövde giydiriyorsunuz. Oluyor size catfish. Catfish görüntü olarak kedi balığı. Harikulade bir tasarım. Çünkü aerodinamik özellikleri, gözü okşayışı, pistteki bunlar çok yola çıkarılan otomobiller olmuyorlar bu şekilde. Üstünü çıplak bırakırsanız exoset oluyor. Exoset kullanması çok tatlı bir şey. Çünkü çok hafif. MX-5'in yarısına düşüyor ağırlığı. Üstünü giydirirseniz catfish oluyor. Şimdi adam dünya para dökmüş, çok pahalı yarış arabaları var. Oradan bir tane üstüne toplamda 4000 dolar bile harcanmamış bir otomobil diye içinden geçiyor bunlar. 500-600 kilo. Hem de Daytona gibi böyle hani araba öldüren bir pistte. Ya ama yani şimdi kilograma düşen beygire bakarız baba, biz biliyorsun yani. Bir de işte hani özellikle gel oğlum Amerika'da, catfish dediler. Fenlik bir şey var. Gel buraya. Bir de şeyler var hani, çok gerçekten çok eğitimli, çok bilinçli sürücüler var. İşte belki bilinçli olan da MX-5'i seçiyordur. Bir ayrı bir tartışma. Ama hani millet Allah'ım bu nasıl bir reçete? Buradan ne yapılıyor diye çok merak ediyor. Lafı şuraya getireceğim. NE'nin bütün bu insanların çizdiği kavramsal ön tasarımlarda hep bu catfish'e benziyor. Hı. Çünkü aklın yolu bir. Tabii canım. Biliyorum çok esoterik ve çok detay bir konuya girdim burada. Ama o var. Önümüzdeki yıllarda da göreceğiz. Olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak vesaire diyerek. Ben bundan bir tane istiyorum. Şimdikinden. ND istiyorum. ND. RF ya da normal hiç fark etmez. Peki ben sana bir sır verebilir miyim? Premium seramiği benden. Bak. Aldık sözü. Sana bir sır verebilir miyim? Söyle. Ben bir yerde bir tane satılık düz vites, 6 vites, üzerinde 109 bin kilometre olan 2016 model ND biliyorum. Kaça veriyor? Ha bak şimdi kaça veriyor dedi ya, onu bilmiyorum. Bir de lütfen şunu yapmayın, ben sana fiyatı özelden yazayım. Ben sana fiyatı özelden yazayım dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ahmet'e başka, Mehmet'e başka fiyat veriyor, izlenimi yaratıyorsunuz. Onu yapmayın. 100 bin lira. Hemen aldım. Şaka yapıyorum canım, araba benim. Dedin abi dedin, beni ilgilendirmez. Üstünü sen tamamlarsın. Biz pazarlığa devam ederiz. Hakikaten bilmiyorum fiyatını. Ama öğrendiğim zaman ben yine buradan herkese açık bir şekilde sana aslan abi niye söylerim. Allah Allah, birileri fiyat yükseltirelim, niye öyle diyorsun sen bana söyle. Hayır, bu araba beni kıramayacak. Ne renk? Bak her şeyi sordum ben. Ya ben renkle ilgilenmiyorum. Özür dilerim hakikaten. Ama arabasını 10 kere boyadığı için değişik renkler. Ama benimki bakım için hep aynı renge boyanıyor. Şu var. Temizlik boyası senin. Temizlik. Ne temizliği? Ben kazıtıp boyatıyorum arabayı. Allah razı olsun. BB Otomotiv Burak Beyler şahane yaptılar. Araba 22 yaşında. Boyanması gerekiyor. Boya takıntım yok. Ama ben bir aracın içine oturduğum zaman ne renk olduğu gözükmüyor ya. Tabii. Benim için benim pek umurumda değil. Ama şeyde kapı kenarlarında görüyorsun be.
İşte ha NED'de de görüyorsun. Tamam. Bir şey sorabilir miyim? Ben ikonik otomobilleri birincisini bitirebilecek miyim? Bitiremeyecek miyim? Tamam bitir. Hani konuyu bitirebiliyor muyum? Ben 4 kere falan denedim olmayacaksa hiç zorlamayın. Yayalım devam edelim. Ben şey buldum buna. Hani ikoncan otomobiller. Ya yazdım buraya 3-4 tane de otomobil var. Bitiremeyeceksem ben de burada antipatik olmayayım. Edip arada bir kafayı sokuyor bitireyim mi diyor falan. Tıraş olmaya gidecek ya. Saçları özel ya arkadaşım. Ben olmayacağım ama oğlumun saçlarını kestireceğim. O daha özel. Onunki daha özel. Ben daha özel. Yok bugün. Derdi o. Bir an önce bir iki tane daha çekelim. Sonradan oğlanı götüreyim. Berbere yetişeceğiz diyor. Ha şimdi mesela şey diyecek. 66 Mustang gideceğiz. Biz yine içinden MX-5 ile gireriz. Hemen anlatırız tabii. Hayır. De Tomaso i̇şte Pantera dese MX-5. Ya bir şey söyleyeceğim. Galvin Mercedes MX-5. Şimdi onu boş ver de MX-5 değil. 4 saat sürecek. İkonik otomobiller serisini beğendiyseniz lütfen altına yorum yapın. Evet lütfen. Konuşmamızı istediğiniz otomobiller varsa ki sınır yok. Yok. Magnetiyor. Belli değil mi? Sınırın olmadığı. Yani, ya bilebildiğimiz, daha önce kullandığımız bir şekilde temas ettiğimiz her otomobili konuşuruz. Ya totalde üçümüzün kullandıklarının toplamı fena bir otomobil yapmaz. Benim 2500, rahat ol yani. Benim de, bakın bir de 10 tane de benim vardır. Şunu da söylememize müsaade edin. 2510. Burada, ha, biz burada ikonik otomobiller diye bir takım otomobiller üzerine çok duygusal, çok tutkulu cümleler kurarak konuşuyoruz. Biz bunları söyledik diye bizim cebimize para girmiyor, bize bir menfaat sağlanmıyor. Biz burada sadece kendi aşkımız, kendi tutkumuz ve kendi çıkarımlarımız üzerine edindiğimiz fikirleri size aktarmaya çalışıyoruz. Benim şahsi bir kazancım olacak mı? Olacak. Mazda MX-5'i piste götüreceğim, Turgut pasta getireceğim diyor. Ben pasta severim. Bu kadar basit. Yanında çay. Ya ben onunla ilgili... Bak öyle bir kazancım var. Bunu da eğer gelirseniz öyle çekime sizle de paylaşırız. Ama gerçekten samimi söylüyorum. Biz bu işi tutkumuz ve sevgimiz üzerine yapıyoruz. Benim onunla ilgili bir tane yazışmam var biliyor musun? Birisi ukalaca şey yazmıştı. Tabii para alıyorsunuz da bilmem ne bu işleri yapıyorsunuz gibi bir şey söyledin de ben şöyle bir yanıt verdim. Hayatım ben para alan değil, param veren taraftayım. Ben reklam verenim ben yani. Hani ben para almıyorum ki. Patron adam yani. Tabii canım. Adam benim bu işten para kazan. Daha doğrusu bizim bu işten para kazandığımız falan zannediyor. Başkalarıyla karıştırıyorsunuz. Başkalarıyla. Ne demişti ya? Kalıp var bizde. Merhaba otomobil testi için fiyat verir misiniz diyen firmalara bizim kalıp hazır. Merhaba biz otomobil testlerini parayla yapmıyoruz. Teşekkür ederiz ama otomobili test etmek isteriz. Nokta. Bu kadar yani hani o yüzden senin söylediğine ilave yapmak istedim burada. Hani değil abi ne YouTuber'ız ne ticarethaneyiz ne başka bir şeyiz. O yüzden de aklımıza geldiği gibi konuşup bir saatlik MX-5 Miata konuşulan bir program burası. Bu kadar söyleyeyim evet. Yani. Ya burası bizim için katartik bir platform. Katartik platformdan kastım da böyle bir içimizi rahatlatıyoruz. İçimizi döküyoruz. İçimizi döküyoruz. Biz parayla takipçi satın almıyoruz. Parayla beğeni satın almıyoruz. Parayla bir halk satın almıyoruz. Parayla işimiz yok. Paramız yok. Paramız yok anasını satayım. Biz böyle üç çatlak oturuyoruz. Ya param olsa MX-5 alacağım zaten. Allah Allah. Aha bir işte. Tane GoFundMe yapalım sana şey biriktiriyor. Hakikaten bak hayrına para toplayalım. Ya evet ya arkadaşlar ya. Bir de dürüstçe söylüyorum parayla marayla yapılsa bu işler böyle olmaz ki. Bu sefer şeye döneriz. Abi ne reyting yapar? Acaba nasıl bir şey yapabiliriz falan. Bu cümle onaylanacak mı adam para vermiş? Onu yani. Der mi? Ulan diyecek acaba... ki sana bunu söyleme. Söylerim. Bir radyo programı çok konu uzadı biliyorum. Radyo programında advertorial'lar geliyor bazen. Tamam bunları okuyoruz. Geçen bir tane... programdan gelmiş. Bununla ilgili editörü Halit şuna baksana biz bunu okumayız dedi. Baktı ki biz bunu okumayız dedi. Şimdi radyoya bir şey gelmiş. Hani bununla ilgili bir dedim biz bunu okumayız. Niye? Lan biz bunu okursa zaten reklam bu ve hani benim inandığım bir şey değil bu. Ben inanmadığım bir şey. Neyin reklamını yapacağım olmaz. Orada? Gerek olmaz. Yok abi. Yani dünyada her şey hakikaten parayla ölçülmüyor. O şeyin peluşları nasıldı? Dünyayı kurtaran adamın. Bir şey söyleyeyim mi? Onu bak ben formülü de tahmin edebiliyorum. İMÇ'de aşağıda kalmış kırpıkları satanlar var. Her rengini toplamış adam ama bak helali hoş olsun ya. Tabii. Ben 4 kere izledim o filmi. Çok kral filmdir. Çok. Yani imkansızlıklarda neler yapılır. Ben hala izlerim Malkoçoğlu'nu falan. Aa onlar çok güzel. Hastasıyım Malkoçoğlu'nun, Kara Murat'ın. Tabii canım herhalde. Tarkan. En çok ne zaman? Ama Kartal Tarkan değil abi. Kartal TV. En çok ne zaman izliyorum biliyor musun? Böyle bir İşe konsantre olmam lazım tamam mı? Bilgisayarım açıp çalışacağım. Büyük bir tablo yapmam lazım. Çalışıyorum ya ben arada bir. Yani arada bir Excel yapıyor ya bu. Excel yapıyor. Onu yapacağım zaman bir yere mutlaka bir Malkoçoğlu falan. Çünkü konuyu biliyorum ben. Gözümün orada olmasına gerek yok.
Orada oynarken ama, ben burada işi yapıyorum. Ama güzel bir sahne gelirken onu tabii, biliyorsun tabii. Taktırıyorsun. Eğitim biliminin bu konuda yaptığı bir yorum var biliyorsun. Nedir? Genelde bu kaytarmak başlığı altında inceleniyor. Ha evet. Çok şükür hiçbir iş. Yani değil, adam kaytarıyor ya. Neydi? Kahpe Bizans'ın bilmem ne gibi. Seviyorum sizi. Dikkat edin kendinize. Ama şey de vardır. Hani Kartal Tibet dedim ya Tarkan'dır. Bu anam için. Bu babam için. O genelde komiser rollerinde ya. Yo, yo bir de Vostok var ya Tarkan'ın için. Tarkan çok izlemiş. Vostok var ya. Yaşımız çıkıyor. Vostok ya. Bitmeyecek böyle bu kılıcı alır. Bu anam için. Ben şeyi hiç unutmuyorum bir de. Tarkan'da tabii o da. O ahtapot vardı ya. Ha evet ya. Böyle böyle uğraşıyor evet değil mi? Ya, evet ya. Böyle böyle alıyor üstüne atıyor. İkinci. Neyse. Siz olun. Geçtim ikonik otomobilleri. Biz onları buluruz konuşacakları. Böyle abuk konular varsa onları paylaşıp biz zaten o otomobilleri bir şekilde konuşacağız burada ama gerçekten ne otomobiller konuşulacak, ne otomobiller konuşulacak. Bir de mesela çok 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 kötü olduğu için ikonik olan otomobiller var. Abi, onları da konuşalım. Ben bitireyim onu da. Hani şunu bitireyim böyle. Biz yani, sağlıklı bir... Pintolar falanlardan. Ha, niye ikimizin aklına birden Pinto geldi? Gremlinler. Gremlinler. Aztekler. Genelde Amerikanlar yalnız onlar arkadaşlar. Evet, Amerikalılar beceremiyor. İkinci program için kafamda çok güzel şeyler var. Biraz sonra size. Biraz sonra değil mi? Biz aynı gün 2-3 program çekiyoruz. Merak ediyorum. Belli oluyor zaten. Kılık tabii aynı kıyafet. Yani. Eskiden sizi kandırıyorduk biliyor musun? Kıyafet getirip onları değiştirip yapıyorduk. Artık hiç getirmiyoruz onlara. Yok bence dünyadaki en güzel varlık, en iyi varlık dürüstlük. Tabii canım. Artık hiç gerek duymuyor. Eskiden 2-3 kıyafetle gelip farklı gümüş gibi çekiyorduk. Arkadaş bu kadar geyik yapacağımız MX5 anlatırdık. Biz uzattı da uzattı. Hakikaten MX5 kaldı ya. Hayatım buraya MX5'çiler için var, gelen var. Bu muhabbet için gelen var. Ben vay, ne yapıyorum? Nasıl örtüştürüyorum. Olayı ördü. MX5 tamam bu bitti ama bu muhabbete gelen çok arkadaş var burada. Öyle değil bunun mi? Kadar az laf yapan adam az bulursun. MX5 konusunda son bir şey söyleyeyim. Kapatabilirsen kapat. Köfte anlatayım. Yok. Tamam söylemeyeceğim. Sen de merak et. Gözümden yaş geldi. Sen de merak et. Sen de merak et. Tamam işte bu. Ha o kadar. Tamam peki. Böyle bir program da açarım ki. Ya söyleyeceğim. Allah herkes ya. Otomobilden anlamak zorunda değil. Ama hakikaten Mazda MX5 gibi bir otomobil kullanan insan yavaş yavaş bir şeyleri merak etmeye başlıyor. Ya bunun hani şeyi nedir? Kaputun altı nasıl, ne oluyor, elektriği nasıl, ne gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor? Sonunda bir iki alet edinilir. Ufak tefek bir takım temel bakımlara girilir. Aradan geçer 5 sene. Çünkü MX5 sahipleri 3 senede satmıyorlar arabayı. 20 sene, 30 sene kullanıyorlar. Günün birinde bir bakıyorsunuz adam motor indirmeye kadar gitmiş. Samimi söylüyorum. Bakın bu oluyor. Ve bunun çok örnekleri var. Çok büyük forumlar var. Bu forumlardaki herkes otomobil uzmanı değil ama arabayı kullandıkları yıllar içinde edindikleri birikim de artık bayağı bir hani bu konuda yetenek geliştirir, bilgi ediniyorlar. Uzatacağım lafı hiç gözünün yaşına bakmıyorum. Filiz Hanım bir çay alalım biz ya. Hakikaten. Valla kurudum. Çay bitmiş. MX-5'in en güzel taraflarından biri de modifikasyona çok açık olması. Evet. Ve çok güzel cevap veriyor. Bilinçli yapılmış modifikasyon. Ve modifikasyon dediğimiz zaman biz burada hani ledli paspas takıp fosforlu anten takmaktan bahsetmiyoruz. Gerçek anlamda modifikasyon. Bu motorlara mesela 146 ya da 133 beygirlik bir 1.8 motor 400 beygire çok rahat çıkarılabiliyor. 400 beygire çıkarmanın bir takım maliyetleri ve sorumlulukları var. Bu sorumlulukları kabul eden kullanıcılar bu otomobilleri bambaşka bir seviyede kullanabiliyorlar. Çok özür dilerim. 400 beygir veya daha altta olabilir fark etmez. Hani 195 beygir falan şahane şeyler yapar. Süspansiyon ve frenlerin de değişmesi gerekiyor. Gidecektim oraya. Konuyu uzatıyoruz dur. Dur işte bak açıyorum ben. Ya bir şey söyleyeyim Halit. Ben sana ne dedim? Ne dedin? İkonik otomobilleri konuşacağız. Sen bana çok şey diyorsun. Dedim ki. Dedik ya bugün MX-5 konuşalım. Hakan abi de burada. Dedim ki bir iki tane konuşalım. Ya ben anlatayım sonra, siz aranızda konuşun. Sonra MX-5'i konuşalım. Hani yoksa dedim bitmez bu program dedim. Önce onları konuşaydık biz. En azından tamam. iki program stoğumuz olur. Kapatsın başka arabalarda da konuşalım da birkaç hafta yedeğimiz olsun ya. Doğru. Biz aralara sokarız onları da hiç merak tamam, etme. Tamam ben sana MX-5 Special diye bir şey yapacağım. Artı piste gittiğimiz zaman özel bir program daha yapacağım. Pastayı da ben alacağım. Bitirebilir miyim tamam mı? Rüşvet. Bana da MX5 alacağım bunu. baya rüşvet kabul ettim. Pasta dedi adam. Şey diyeceğim bana da. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı.
Arkadaşlar izlediğiniz ve değer verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Burada muhabbet bitmez. Evet. İkonik otomobillerde sonuna kadar dönmeyecek ama dediğim gibi biz ikonik otomobil buluruz. Siz ya şuradan da bir muhabbet açın derseniz ki geçen gün var. Açma ne oldu konuyu söyleyeceğim. Beni susturamayacaksınız. Yok yok. Hepsini ben Instagram'da birisi şey yazmıştı. Bu üçlü ne dinlese anlatırım. Mesela bir krem brûlée tarifi olsa da anlatırdı. Ne dinlese anlatırım. Ne anlatsa dinlerim. Hatta krem brûlée tarifi olsa bile demiş. Hakan abi altına krem brûlée tarifi yazmış. Dedim ki ya yeter ama yani. Hepinizi çok seviyoruz. Çok eğlendim orada ya. Krem katalan biliyorsun ama. Hı? Tamam yok yok değil. Kaldık orada bitti. Olay bu. Yeterli bizim için. Dinleyen ve izleyen derhal teşekkür ediyorum. Biz devam edeceğiz da birkaç tane daha ikonik otomobil anlattıracağım ama İnşallah. Bu seri tahmin ediyorum yüzü bulur diye tahmin ediyorum. O yüzden aklınıza gelen ne varsa paylaşın. Altına yorum yazın, beğenin vesaire ne yapıyorsanız yapın. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Şimdi diferansiyel oranlarından bahsediyorsak şaka yapıyorum. Hakikaten esen kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.